E2 tepkimesinin tek basamakta gerçekleştiğini görmüştük. Halojene bağlı olan karbon, alfa karbon ve ona bağlı karbonsa beta karbon oluyor. Ve mekanizma için ihtiyacımız olan şey beta proton. Tabi hidrojen ve halojen birbirlerinin karşısında zıt taraflarda olmalı. Şimdi buraya bir çizgi çekersem ikisinin zıt taraflarda olduğu daha iyi anlaşılacak. Bu konformasyonda olduklarında anti diyoruz. Bu dört atomun neredeyse aynı düzlemde olması gerekir. Yani hidrojen, karbon, diğer karbon ve halojenin neredeyse aynı düzlemde olması gerekir. Bu yüzden bu düzlemseldir. O zaman bu konformasyonun antiperiplanar olduğunu söyleyebiliriz. Şuraya yazalım. Antiperiplanar. Anti, hidrojen ve halojenin zıt taraflarda bulunmasından ileri geliyor. Ve planar kısmı ise bu dört atomun aynı düzlemde olduğunu anlatıyor. Çünkü düzlemselin kimyadaki eş anlamlısı planar. Bildiğimiz gibi E2 mekanizmasında güçlü bir baz olmalı. Eksik yüklü bu bazımız beta protonumuzu alırken aynı zamanda buradaki elektronlarsa çift bağımızı oluşturmak için buraya gelir ve bu bağdaki elektronlar da ayrılan grubumuza kapanır. Şimdi maviyle işaretlediğim elektronları bir göstereyim. Evet, ürünümüzde çift bağ oluşturan işte bu mavi elektronlar oluyor. Ve böylece bir alken oluşturmuş olduk. E2 mekanizmasının stereo seçiciliği hakkında düşünüyorsak, bu mekanizmaya farklı bir açıdan, örneğin Newman iz düşümünün açısından bakmak faydalı olabilir. Newman iz düşümünde bir baz ortaya çıkıp beta protonlarımızı alabilir. İşte burada. Tabii bu elektronlar da buraya gelir ve aynı zamanda buradaki elektronlar da halojenimize kapanır. Şimdi buraya bir düz çizgi çizersek bu atomların dördünün de aynı düzlemde olduğunu görmek biraz daha kolay hale gelecek. Alternatif olarak yanda duran bir Sovhors iz düşümüne de bakalım. Beta protonumuz burada. Karbonlarımızdan biri de şurada. Takibinde bir karbon daha ve en yukarıda ise halojenimiz duruyor. Şimdi güçlü bazımız buradaki protonu alıyor. Bu olurken buradaki elektronlar buraya geliyor ve aynı zamanda bu bağdaki elektronlarsa halojene kapanıyor. Ve bu da bize ürünümüz olan alkenimizi vermiş oluyor. Şimdi E2 mekanizması ve stereo seçiciliğini ele aldığımız bir örneğe geçelim. Evet, alkil halojenürümüz burada ve tepkimeye sokacağımız güçlü bazımızsa bu kez sodyum etoksit. Karbonlara bakalım. Halojene bağlanan karbon alfa karbonumuz ve ona bağlı karbonsa beta karbonumuz. Buna beta 1, diğerine de beta 2 diyelim. Şimdilik ikinci beta karbonunu görmezden gelip sadece birinci beta karbona odaklanacağız. Beta 1'e bağlı iki tane hidrojen bulunuyor. O yüzden birini şöyle bize dönük, diğerini de düzlemde bizden uzaklaşacak şekilde çizelim. Bize dönük olanı yeşil, bizden uzaklaşanı da beyaz yapalım. Şimdi bu bağı yukarıdan bakacağız. Yani beta 1 ile alfa karbon arasındaki bu bağ. Tam bu noktadan bu bağa doğru bakarsak bir Newman iz düşümü elde ederiz. Yeşil hidrojen sağa yukarı doğru olacak. İşte o hidrojen bu. Beyaz hidrojense sola yukarı doğru olacak. Bir de metil grubumuz var. O da doğrudan aşağı inecek. Daha önceki videolarda yer aldığında Newman iz düşümlerine burada çok daha fazla zaman harcamayacağız. Arkadaki karbona bakalım. Brom aşağıda sağa doğru ve bu çizimde bir de bizden uzaklaşan bir hidrojen var. Ve bu Newman iz düşümünde bu hidrojen olacak. Son olarak bir de yukarı bakan bir metil grubumuz var. İşte bu bağ yukarıdan baktığımız Newman iz düşümümüz. Hidrojen ve broma baktığımızda bunlar zaten birbirlerine antiperiplanar Ve ortalarından şu şekilde bir çizgi çekersem bu dört atomun aynı düzlemde olduğunu görebilirsiniz ve istediğimiz de tam olarak bu. Ancak şunu daha iyi görmek için yapıyı biraz sağa çevirdim. Tamamen aynı konformasyon. Hiçbir şeyi değiştirmedim. Sadece mor çizgiyi dik konuma getirdim. Bu durumda beyaz hidrojenimiz burada, üstte. Bromsa en altta, şurada. Yeşille işaretlediğimiz diğer hidrojen de altta sağda duruyor. Fark ettiğiniz üzere iki metil grubu birbirlerine anti durumuna geldi. Bu yüzden bu gerçekten de aynı Newman iz düşümünü sadece biraz çevirince daha iyi görebiliyoruz. E2 tepkimesinde güçlü bazımızın beta protonumuzu aldığını biliyoruz. Bu yüzden güçlü bazımız etoksit anyonu olacak ve bu beta protonu alırken bu elektronlar buraya hareket edecek ve aynı zamanda buradaki elektronlar da ayrılan grubumuza kapanacak. Ve çift bağ oluştuğunda iki metil grubu çift bağın zıt taraflarında bulunmuş olacaklar. Bu da bize trans ürünü verecek. Şuraya bir çizelim. Ürünümüz olarak trans ürün elde edeceğiz. Belki de bu mekanizmayı sağdaki Sov-Horz iz düşümünden görmek biraz daha kolay olabilir. Aynı şekilde yine bu farklı bir konformasyon değil. Sadece bu moleküle bakmanın başka bir yolu. Alfa karbonumuz şurası oluyor. Çünkü brom burada. Burası ise birinci beta karbonumuz. Şimdi güçlü bazımız ortaya çıkıp bu protonu alıyor. Buradaki elektronlar çift bağ oluşturmak için buraya hareket ederken aynı zamanda brom ayrılıyor tek basamaklı mekanizmamız işte bu. Çift bağ oluştuğunda bu iki metil grubu çift bağın zıt taraflarında bulunacak. Şimdi size bir model seti kullanarak tüm bunları gösterdiğim videoyu açayım. Böylece trans ürünü daha kolay görebiliriz. Ayrıca farklı bir konformasyona bakacağız ve diğer ürünü göreceğiz. Bu yüzden yeşil protonu alacağız. Bunları işaretlemeyi unutmuşum. Bu aldığımız beyaz proton ve yeşil protonsa şu hidrojen. İşte alkil halojenürümüz ve bir hidrojenin yeşil, diğerinin beyaz olduğunu ve şuradaki kırmızı olanın da brom olduğunu görüyoruz. Şimdi bu karbon karbon bağına yukarıdan bakalım. E2 mekanizmasına yardımcı olması için yine esnek bağları kullandığımı fark etmişsinizdir. Evet, şimdi bu karbon-karbon bağına yukarıdan baktığımızda Newman iz düşümünden bir şeyler göreceğiz. Bu Newman iz düşümünü biraz döndürüyorum. Böylece beta protonumuzu ve kırmızı bromu antiperiplanar ve dikey konumda elde ediyoruz. Şimdi de iki metil grubunun birbirlerine zıt taraflarda olduğunu görüyoruz. Şimdi bunları soxhore iz düşümünden görmek için biraz daha döndürüyorum. Mekanizmada bu protonu aldığımızı ve kırmızı bromun olmadığını düşünelim. Aslında burada turuncu gibi ama siz onu kırmızı kabul edin. Ve şimdi iki metil grubumuzun oluşan çift bağın zıt taraflarında olduğunu görebilirsiniz. İşte trans ürünümüz bu. Newman iz düşümüne geri dönersek, burada tek bağın etrafında serbest rotasyon olduğunu biliyoruz. Böylece yeşil hidrojen, kırmızı broma antiperiplanar olacak. Şekilde bu bab etrafında yapıyı döndürürsem farklı bir konformasyon elde edebilirim. Bu Newman iz düşümünde gauche konformasyonda bulunan bu iki metil grubunu görebilirsiniz. Eğer biraz kenara doğru çevirip bu beta protonu buradan alırsam tabi yine bromun olmadığını düşünerek şimdi iki metil grubunun oluşan çift bağın aynı tarafında olduğunu görebilirsiniz. İşte bu da cis ürünümüz oluyor. İşte videoda gördüklerimiz bunlar. Eğer bu konformasyondan bahsediyorsak, iki metil grubumuz burada birbirlerine karşı goş konumundalar. Yeşil protonumuzu gösterelim. Brom da burada, kırmızı renkte. Eğer yeşil protonu alıyorsak, etoksit anyonu olan güçlü bazımız bu protonu alıyor. Buradaki elektronlar buraya geçiyor, bu bağdaki elektronlarsa broma kapanıyor. Ve iki metil grubunuz aynı tarafa geliyor. Böylece bu da bize cis ürününü vermiş oluyor. Soul horse iz düşümünde eğer bu protonu alırsak tabii bu proton yeşil olacak işte burada. Ve bromsa burada kırmızı. Yeşil protonu alırsak bu elektronlar buraya gelir ve buradaki elektronlar da bromumuza kapanır. Ve çift bağ oluştuğunda iki metil grubu aynı tarafta olur. Bu da bize cis ürünümüzü verir. Şimdi biraz ekranı kaydırıp çizmeye başlayalım. Buradaki bize iki metil grubun aynı tarafta olduğu cis ürününü verecek. Eğer protonların antiperiplanar olduğu bu iki farklı konformasyonu düşünürsek, bu konformasyonda beyaz proton antiperiplanar konumda, bu konformasyonda ise yeşil olan. Yani beyaz olan bize trans ürünü verirken, yeşil olan cis ürününü verdi. İlk konformasyonun daha kararlı olduğunu, yani bu konformasyonun daha kararlı olduğunu biliyoruz. Çünkü hacimli metil gruplarımız birbirlerine göre anti konumdalar. Burada bu iki hacimli metil grubu goş konumunda. Bu da artan sterik engel demek. O zaman bu daha az kararlı konformasyondur. Böylece bu ürün yani cis ürünümüz trans ürünümüz kadar kararlı değildir. Bu videodaki alkil halojenürlerde gördüklerimizi özetleyecek olursak. Birinci beta karbonumuzun iki protonu vardı ve bazın hangi protonu aldığına bağlı olarak iki farklı ürün elde ettik. Bunlar trans ürünü ve cis ürünüydü trans ürün bu tepkime için ana ürün olarak ortaya çıkıyor. Çünkü daha kararlı konformasyondan geldi. Cis ürünü ise bu tepkime için yan üründür. Çünkü daha az kararlı konformasyondan geldi. O zaman bu tepkimenin stereo seçici olduğunu söyleyebiliriz. Elimizde şu an iki tane stereo izomer var ve bir stereo izomer diğerine tercih ediliyor. Yani trans ürünü cis ürününe tercih ediliyor ki zaten bu stereo seçiciliktir. Bu ikinci beta karbonu şimdiye kadar görmezden geldik. Bu ikinci beta karbonun birkaç protonu var ve bromla antiperiplanar konumda olan bir tanesini bulmak kolay. O zaman bunu hızlıca bir çiziyorum. Evet, şimdi protonlarımızı alan bir baz düşünüyoruz ve bazımız yani etoksit anyonu bu protonu alıyor. Takibinde bu elektronlar da buraya hareket ederken buradaki elektronlarsa broma kapanıyor. Şimdi başka bir ürün yapacağız. Buraya önce parantezlerimizi koyalım. Ve ürünümüz bu. Elektronlarımız da şöyle. Buradaki mor elektronlar buraya gelerek ürünümüzdeki çift bağ oluşturdular. Böylece iki beta karbondan proton aldığımızda elde edeceğimiz ürün bu oluyor. Tabii videoda birinci beta karbona odaklandık ve stereo seçiciliği düşündük. Ancak bir tepkimede de birden fazla beta karbon olabileceğini unutmayın.